Akvaryum kültüründen sevgiler, saygılar, zevkli hobiler. Bugün sizlere bana son dönemlerde çok sık gelen bir soruya cevap olması için bir video hazırladım. Vatozlarda dişi dolu olmasına rağmen günlerdir yumurta dökmüyor diye çok fazla soru gelmeye başladı. Bunun hem erkekten hem de dişten kaynaklı sebepleri olabilir. Şimdi sizlere bu durumun sebeplerini tek tek açıklayacağım ve 3 tane önemli öneride bulunacağım. Haydi başlayalım. Öncelikle sevgili dostlar, videolarımızın daha çok hobiciye ulaşması adına videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve özellikle de kanalımızı eş, dost ve arkadaşlarınıza önermenizi rica ediyorum. Evlerdeki bütün balıkların güzel yaşamaya hakkı var. Ayrıca bizi Facebook ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Balıklarımızın günlük hallerini ve özel görüntülerini sosyal medya hesaplarımda her gün yayınlıyorum. Bir vatoz akvaryumunuz var ve bakımlarını düzenli olarak yapıyorsunuz. Dişi yumurta da topladı ancak bir süre geçmesine rağmen hala yumurta dökmedi. Açıkçası bu durumda siz yavru beklerken dişiyi kaybetme ihtimaliniz bile var. Çünkü dişi yumurta dökemezse strese girer ve bunun sonucunda da ölür. Peki ama bu durumla karşılaşmamak için ne yapabiliriz? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Dişinin yumurta dökmemesinin hem erkekten kaynaklı hem de dişten kaynaklı sebepleri olabilir. Erkekten kaynaklı ilk sorun sizin de tahmin edeceğiniz gibi erkek küp tutmuyor olabilir. Açıkçası bu başlı başına bir sorun. Özellikle süper retlerde erkekler kolay kolay küp tutmazlar. Küp tutmayan erkek için yapılacak şeyleri size daha önce anlatmıştım. Soru cevap serisi videolarımızda cevabını bulabilirsiniz. Erkekten kaynaklı ikinci sorun ise erkeğin dişiyi küpe sokamıyor olmasıdır. Erkek dişiye göre küçükse dişinin küpe girmesi zorlaşacaktır. Bu sebeple de erkeğinizin büyük olmasına dikkat edin ve mutlaka yedekte bir erkek bulundurun. Özellikle dişinizin boyu 10 cm'in üzerine çıkarsa mutlaka aynı boylarda bir erkek yedekte bekletmelisiniz. Çünkü erkeğiniz ölürse 10 cm üzerinde erkek bulmak biraz zorlaşıyor. Bana da sık sık büyük erkek soruyorlar. Ancak ben de sadece kendim için o boylarda yedekte erkek tutuyorum. Dişten kaynaklı sıkıntılar ise bizim yaptığımız hatalardan dolayı olmaktadır. Eğer bizler akvaryuma birden fazla küp koyarsak, dişi küpler arasında kararsız kalacak ve nereye yumurta dökeceğini bilemeyecektir. Bu sebeple akvaryumda tek küp bulundurun. Yine bizler akvaryumun dekoruyla çok fazla oynarsak da yeni ortama dişiniz tepki verecek ve yumurta dökmesi gecikecektir. Bu sebeple de dekoru bir kez belirledikten sonra bir daha değişiklik yapmayın. Şimdi gelelim neler yapabileceğimize. Erkek küp tutuyor, her şey stabil olarak devam ediyor ama dişiniz bir türlü yumurta dökmüyor. Bu durumda ilk yapacağınız şey akvaryumun ısısını kontrol etmek. Akvaryumda sıcaklık 26 derecenin üstüne çıktıysa dişiniz yumurta dökmeyecektir. Özellikle yaz aylarında havanın sıcaklığına bağlı olarak akvaryumlarımız ciddi anlamda ısınmaktadır. Bu sıcaklığı kademeli olarak ideal sıcaklık olan 24'e düşürmelisiniz. Eğer sıcaklığınız zaten 24 derece seviyelerinde ise de yine kademeli olarak biraz daha düşürebilirsiniz. Sıcaklığın düşüşü dişilerde yumurta dökmeyi tetikleyici etki yapacaktır. Sıcaklığı 22 derecenin altına düşürmenizi ise önermiyorum. Dişinin yumurta dökmesi için yapabileceğiniz bir diğer uygulama su değişimlerini sıklaştırmak. Su değişimi sayesinde ortama taze su verildiği için bu durum yine dişilerde yumurta dökmeye teşvik edici bir harekettir. Haftada bir olarak su değişimi yapıyorsanız bunu 6 günde bir ya da 5 günde bir şeklinde yapabilirsiniz. Bu sayede dişi yumurta dökmek için tetiklenecektir. Su değişimlerini yaparken de suyumuzu iyi bir şekilde hazırlamalıyız. Sırf daha sık su değişimi yapacağız diye suyunuzu iyice hazırlamadan balıklarınıza verirseniz yarardan çok zarar görebilirsiniz. Akvaryumda su değişimi nasıl yapılacağını ve suyumuzu nasıl hazırlayacağımıza dair videomuzda izlemenizi tavsiye ederim. Son olarak ise balıklarınızın beslenmesinde protein oranını arttırabilirsiniz. Dişi yumurta toplamak için proteine ihtiyaç duyacaktır. Yeterince protein alamazsa yumurta keseleri tam dolmayacak ve dişi yumurta dökmek istemeyecektir. Bu sebeple de yumurta dökmeyen dişilerinize protein takviyesi yapabilirsiniz. Ancak burada dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Balıklarınızın belirli bir alışkanlığı vardır. Sizler onlara uyguladığınız diyet sayesinde onlara bu alışkanlığı kazandırırsınız. Haftada bir kez protein verilen balıklara haftada 4-5 kez protein vermeye kalkışırsanız bu size hastalık olarak geri dönecektir. Bunun yerine yavaş yavaş protein oranını arttırabilirsiniz.
Ancak haftada 3 kezden fazla protein vermenizi tavsiye etmem. Bir de beslenmeden bahsetmişken balıklarınızın diyetlerini çeşitlendirmenizi de tavsiye ederim. Sürekli aynı yemleri vermek yerine farklı markaların farklı ürünlerini kullanırsanız yine balıklarınızın gelişme ve üremesi için faydalı olacaktır. Sizlerle daha önce Vatozlar'da kendi kullandığım yemleri ve bu yemlerin özelliklerini paylaşmıştım. Sağ üst köşeden bu videomuzu da izleyebilirsiniz. Evet sevgili dostlar, akvaryumlarımızda yumurta toplamış ancak dökmeyen dişilerin neden yumurta dökmedikleri ve bu durumda neler yapabileceğimize dair sizlere önerilerde bulundum. Akvaryum kültürü olarak amacım bu hobinin daha güzel yerlere gelmesi ve sloganımız haline gelen evlerdeki bütün balıkların güzel yaşamaya hakkı var düşüncesidir. Umarım bu video faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizi Facebook ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olarak ve bildirimleri açarak bizlere destek olmanız kanalımızın gelişimi için çok önemli. Akvaryum kültüründen herkese sevgiler, saygılar, zevkli hobiler.